Merhaba değerli izleyiciler. Bugün de önümüzü çevirdik Adana'ya. Seçime dair halkın görüşlerini alacağız. Buyurun hep beraber izleyelim. Seçime sayılı günler kaldı. Ne düşünüyorsunuz? Seçim güzel gidecek inşallah. Birileri diyor ki gece gündüz bütün sosyal medyada, televizyon platformlarda diyorlar ki HDP şöyle, DEM böyle. Yani bunlar hepsi bizim için hiç önemli değil. Mehmet Metiner ne dedi benim için önemli değil. Benim için partim önemlidir. Yani bütün Kürt halkına sesleniyorum. Hiç kimse küprü olmayacağız. Biz niye küprü olmayacağız kimse? Biz kendi partimize oy vereceğiz. Bizi yok sayıyorlar. Ya işte Seyhan'da kazanmayacak, nasıl olsa kazanmayacak oylarımız bu şey gitmesin. Bugün kazansa kazanmasa kendi partimizden başka hiç kimseye vermeyelim yani. Yani bu Zeydan Karalar kazanacak, kaybedecek. Bana ne? Kaybetsin. Zeydan Karalar Gülbaşı'na ne yapmış? Bugün Zeydan Karalar Gülbaşı'na bir sand pazarı yaptılar. 5 sene sürdü. Başka hiçbir şey yok. Git Akapı durağına git. Akapı'da Akapı mahallesi biliyorsunuz. Git bak nasıldır. Gel Gülbahçe'nin en işlek yeri bu caddede. Baksana pis ya. Doğru düzgün hiçbir şey yok ortada. Yani İstanbul'da diyor Ekrem İmamoğlu kaybedecek. Ya bana ne kaybetsin? Benim için hiç önemli değil. Yani yerin gelince hepsi de faşist söylemlerle geçinip gidiyorlar. Dem şöyle oldu, dem böyle oldu. Ya bütün Kürtler, halk Kürt haklarına şöyle sesleniyorum. Ya partinize oy verin. Partinize oy verin. Yani yapacak bir şey yok yani. Seçim güzel gidiyor. Memnunuz. Adaylarımız da hepsi başarılıdır. Başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Halka son çağrınız var mı? Bir şey söylemek ister misiniz? Yani yine de söylüyorum. Yani halkımız bilinçli olsun. Halkımız birilerine kaybettirmek, birilerine kazandırmayı düşünmesin. Kendi adaylarını hepsine versin. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün CHP diyorlar ki CHP kazansın. Bugün Güneydoğu'da yani Van'da, Bitlis'te, Hakkari'de her yerde CHP'nin adayı var. Mesela niye adayını çıkarıyor? Çıkarmasın. Ama diyor İstanbul'da adayı çıkarmayın diyor. Adana'da çıkarmayın, Mersin'den çıkarmayın. Biz geçen seçimde Akdeniz biz kazanacaktı. Yani bize adayı çıkarmadılar. CHP bize oy vermedi. Akdeniz ilçesi Mersin vermedi bize. Biz kaybettik. AKP'ye verdi. Meğerse AKP'ye çalışıyorlardı. Yani ben için bütün partilerde saygım var yani bir nevi. Kim kime verirse hiç beni ilgilendirmez. Ben sadece ben duruşluyum, ben Kürt'üm diyen insanlara diyorum, Kürt halkına diyorum. Bu partiyi desteklesin. Seçime sayılı bir zaman kaldı. Ne düşünüyorsunuz? Seçime zaten vicdanı olan İnsanlara ben insanım diyenin yolunu seçer. Artık kim barışta yana, kim haklılığa yana, kim eşitliğe yana olduğunun bellidir. Kim peki? DEM Parti. Bizim adayımız olduğu DEM Parti'dir. Başka adayımız yok. Ha, ben özellikle CHP olan yanındaki Kürtleri sesleniyorum. Bugün CHP adayı diyor ki ben CHP sözcüsüdür hatta. Diyor ki benim bütün faşist güçlere kapım açıktır ama debe kapalıdır. Bunu vicdanım diyen, insanım diyenin bunun dikkate alması lazım artık. Ben bunu diyeceğim. CHP'ler özellikle CHP'lere. Ben AKP'lere de bir şey demiyorum. MHP'lere de bir şey demiyorum. CHP'lere. Bütün Kürtlere, CHP'deki Kürtlere ben insanım diyene oradan çekilecek, istifanı verecek ve geri gelecek. Madem ki ben onları insan yerine koydum ama onlar benim dikkate almıyorlar. Benim dikkate almayana ben onları nasıl iktidara getireceğim? Onlarla nasıl işbirlikçi yapacağım? Bunu söylemeleri lazım artık. Başka bir şey diyeceğim yok. Cini cüyü azat ye bitilil şiay.
seçime sayılı bir zaman kaldı. Ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorum ben? Halkımız için hangi hayırlı olsun onu istiyorum. Hangisi iyiyse onu isterim ben. Çünkü bayağı geride kalmışız. Daha aktifleşmelerini isterim, daha bilgilendirmelerini isterim. Biraz gözleri açılsın, sağa sola baksınlar, çevreye baksınlar. Ciddi anlamda bayağı geri kalmışız biz her konuda. He bir de bu da var aksi yani şimdi biz kadınlar, kadın dediğiniz zaman sürekli arka planda tutuluyoruz. Kadın değil biz eşitlik istiyoruz. Kadın olarak cinsiyet eşitlik istiyoruz biz. Kadınlar dediğin zaman kadınız hiçbir zaman ikinci planda bulunmasın kadınlar. Aydınlanmalarını isterim kadınlarımız, bilgilendirmelerini isterim ben. Daha bilinçli olmaları gerekiyor. Bir kadın kendi bilirse, tanırsa hem kendini hem ailesini hem çevresini koruyabilecek bir güce sahip olur yani. Kadın yeter ki istesin. Bir de bizim mahallemize gelince mahallemizde gerçekten de bizim eksiklerimiz var. Her yere müracaat ediyoruz. 100 defa, 50 defa da müracaat ettiğimiz halde hiçbir şey yapılmıyor, çabalanmıyor. Seçime sayılı bir zaman kaldı. Ne düşünüyorsun? Vallahi hiç iyi şeyler düşünmüyorum. Çünkü bu ülke için kimsenin bir şey yaptığını düşünmüyorum. Bak görüyorsunuz. Her şey ortada. Millet sıkıntı çekiyor. Seçim zamanı. Ben bugüne kadar bir gün bile bu muhtar adayını bu mahallede görmedim ama seçim yaklaşınca fırfır mahallelerde dönüyor. Bu zamanda geliyorlar ama öbür türlü kimse kimseyi duymuyor, görmüyor. Kimseyi duymuyor bu seçmenler. Neredeler yani seçimler neredeler? Neredeler? Niye kimseyi duymayacak? Milletin haline bakın ya. Milletin sesini duyun artık. Görün. Bunu diyeceğim başka. Değiştirilebileceğin parti var mı? O da bende kalsın yani. Onu da paylaşmayayım, o da bende kalsın. Seçime sayılı günler kaldı. Ne düşünüyorsunuz? Biz kendi partimizde kendi çalışıyoruz. Biz kendi çalışanız. Yani kendi partimizde başka kimseye veremeyiz. Yani bir insan dese ben Kürt'üm başka partiye verse onun kanı bozuktur. Kanı bozuk olan başka partiye versin ama kanı sağlam, dürüst, namuslu insan olan kendi partine verir. Şuhabbe gibi, az kurmacı yıkanı mı kardeşim? Şuhabbe gibi gerek mero ne de tu partiya. İro kava gote ser yeki diye CHP edibi, MHP edibi, İYİ Parti edibi, Çık Parti edibi, Bala bibi hemi guha se kurdidmine yeki diye olan dibi yek. Zime dibini yek. İnsan imeci gerek şeref avan hebi le vederi didin pirek gel vede hafyon nay gerek insanı kurd kesin kabul edin. Gerek insanı goji, mecciye ve hebe, namusa ve hebe, hirata ve hebe, şuhabbe ve ne de tu kesin. İnsanı bir ez kurdum, ez kurmancım. 6 defa benim telefon çaldı bugün. Ben sonra da kalktım, yok o da kalktı sonra baktım tekrar telefon çaldı. Telefonu açtım, baktım Ankara'da. Ankara bir şeydir. Kötüdür. Baktım diyor sen kime oy vereceksin? Ya ben de kime oy vereceğim? Ben kendi partiden başka kime vereceğim? Dedi sen nerede oturuyorsun? Adana'da oturuyorum. Her şeyi ona söyledim. Sen Kürt müsün? He Kürt'üm. Dedi kime vereceğim? Ben dedi abla bir saniye ben sana bir şey söyleyeyim dedi söyle. Ben dedi benim kanım ancak bozuksa başka partiye veririm. Ancak benim kanım bozuksa başka partiye veririm. Ama benim kanım bozuk olmadan sonra ben kendimde başka kimseye vermem ki. Çünkü ben Kürt'üm. Benim dilim inkar ediyor. Yani kendi dilime vereceğim. Kendi dilime sahip çıkacağım. Kazandıktan sonra bizim dalga geçercesine böyle düşük bir zamla, düşük bir parayla bizim karşımıza geliyorlar. Gönlünüzden geçen parti hangisi? Gönlümüzden geçen yani en sakin parti bizim partimizdir. Sizin partiniz hangisi? Onu o da bizde kalsın. Yok yok şimdi niçin söylemiyorum biliyor musunuz? O sürpriz olarak kalacak. Biz ikna etmeye çalışacağız çevreyi de. Beğendiğimiz partiyi çocuklarımıza, el aleme, herkese anlatacağız. İşte şu partiye verin, en iyisi budur. Şimdiye kadar hep yanlış oldu. Kullanmadığımız zaman da yine onlara gidiyor. Onu biliyoruz, farkındayız. Resmen bizimle dalga geçiyorlar. Bizim milletimiz uykudadır, uyuyor şu anda.
CHP'ye verilen oylara karşıyım. Ben karşıyım. Ne kadar bizimle ittifak mı ittifaka da girseler. Geçen Antalya'da mıydı? Neredeydi? Bir toplantı için bile yer vermediler. Salon vermediler. Kazandıktan sonra biz kazandık diyoruz. Kazanmadan önce de yalvarıyorlar. Bizimkiler de uyuyor, ayakta uyuyorlar. Ben kendimi gördüm göreli 60 yaşındayım. 60 yaşında evet. Taksicilik yapıyordum. Ve partilerle köy köy şehir şehirde dolaşıyorduk. Anlıyor musun? Bizimle dalga geçercesine akşama kadar dolaşıp beraberlerindeydik, oy topluyorduk, onlara çalışıyorduk. Kazandıktan sonra da yine biz yoktuk ortada. Bizimkiler gözleri açık olsun, oylarını kime verir ve kimle şeye giriyorlarsa, koalisyona giriyorsa, kiminle işbirliği yapıyorsa önce onları tanısınlar. Biz birbirimizi desteklesek kimseye ihtiyacımız yok. Seçime sayılı bir zaman kaldı. Ne düşünüyorsunuz? Kısa bir süre kaldığı için çok halkımızla beraber çok çalışmamız lazım. Kapı kapı ikna olmayan, haberi olmayan durumda olduğumuzu öğrenmemiz lazım. Oyun yüzü hangi partiden yana kullanacaksınız? Şimdilik Türkiye'de birçok alanda çalışan birçok gündem getiren partiler vardır. Şimdilik bir tek aklım, düşüncem Türkiye'nin bir tek oturabileceği bir dem partidir. Fikirden, öz güvencesiyle, vaatleriyle veya da şimdiye kadar takip ettiğimiz, okuduğumuz tüzükler de dahil hepsini ben en uygunu dem parti veriyorum. Halka bir çağrınız var mı son olarak? Halka çağırdığımız, dediğim gibi mutlaka herkese ricamız bir 5 yıl daha sömürme haline getirmememiz lazım. Seçime sayılı günden kaldı. Ne düşünüyorsunuz? Oyumuzu kendimize vereceğiz. Dem partiden başka yok zaten. Yani ölene kadar da odur yani. Başka diyeceğimiz bir şey yok. İnşallah da kazanır. Yani oyumuz onadır yani. İnşallah istediğimiz emeğimiz o da olur. Başka bir şey yok. Peki şu anki mevcut belediye hizmet ediyor mu? Kürt mahallelerine hizmet edilmediği söyleniliyor. Yani şu an hiçbir şey görmüyoruz. Yani biz, yani bizim parti olursa, belki hiç olmasa, yani hizmet de etmese de gene biliyoruz ki bizim partimizdir. Ama biz istiyoruz ki DEM Parti kazansın. Başka bir şey de yok. CHP'den kurtsak iyi olur. Yani CHP'yi istemiyoruz bu Adana'da. Yani istiyor ki HDP olsun, HDP kazansın. Yani o kazansın ki bir de o yönetsin bir Adana'yı. Bakın nasıl olacak, merak ediyoruz. Kentin sorunları neler? Kentin sorunu herkes görüyor. Bak sana şu yollara, taşlı yollara. Bir tane düzgün, hani ilgi yok yani Gülbahçe'ye. Bilmem Akkap olsun, yukarı taraflar olsun çok ilgisi var. Ama Gülbahçe köşe kenarı mahallede hiçbir ilgi yok. Yani şu gitseniz Cuma Pazarı'nın yoluna baksanız hep delik deşik. Yani yaptığı yol da değil. Yani biz o yüzden çok şikayetçiyiz onda. Yani istiyoruz ki bu sefer iyiler kazansın. Sizin için hangisi iyi? DEM Parti her zamanki gibi. Neden DEM Parti? DEM Parti mahallemizde bize en çok yardım edecek, en çok bizle ilgilenecek kişiler olduğu için DEM Parti diyoruz. Peki mahallenizde ilgileniyor mu? Hizmet var mı mahallenizde? Hayır, şu an mahallemizde hiçbir türlü hizmet göremiyoruz. Hiçbir türlü çalışma yok. Biz seçimi kendi partimize vereceğiz. Nasıl? Kendi partimize, DEM Parti'ye vereceğiz. Seçime sayılı bir zaman kaldı. Ne düşünüyorsunuz? Seçim inşallah hayırlı olur ama biz bu sefer şimdiye kadar CHP'ye destek verdik. Bu saatten sonra DEM'e döneceğiz. DEM'den beklentileriniz var mı? Tabii ki var. Biz CHP'den burada bir şeyler göremedik. Beklediğimiz hiçbir şey olmadı. O yüzden biz DEM'e döneceğiz. DEM'le değişecek mi peki? İnancınız var mı? Değişir. DEM'le değişir. Amca, seçime sayılı günden kaldı. Ne düşünüyorsun? Hangisi hayırlı olursa biz kendimizi istiyor. Siz hangisi? Hangi parti? Biz hangisi şey? Dilimiz nedir? Odur. Değil mi? Dilimiz nedir? Biz onu istiyor. Vatan, her şey biz bunu istiyor. Ne yapacağım? Peki beklentileriniz ne? Vallahi beklentimiz inşallah olacak. Beni düşünüyorum. Yerel seçimde sayılı bir zaman kaldı. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi iyi günler düşünüyoruz. Güzel şeyler kazanmasını bekliyoruz. Her yerde. Ya umut yok. O yüzden. Yani umut
Hükümete, AKP'de yok. Ama dem gelirse belki bir şeyler yapar. Peki demden beklentiniz var mı? Neler istiyorsun? Var tabii. Yani burada güzel bir çalışma olursa iyi şeyler elde edebilir. Sonuç itibariyle yani güzel şeyler yaratabilir. O temelde diyorum. Peki neden dem parti? Ya bizim partimiz yani sonuçta bedel ödeyen bir partidir. Kürt halkının temsil eden bir partidir. Ve özgürlük yani o kadar bedel veren bir insan, bir parti şeyidir. O yüzden parti olarak, DEM Parti olarak diyoruz. Oylarımızı da hep HDP'ye vereceğim. Neden HDP? Yeni adıyla DEM Parti biliyorsunuz HDP, değil mi? Bizim partimizdir, HDP'ye vereceğiz. Peki HDP'den beklentiniz var mı DEM Parti'den? Tabii ki var. Neler bekliyorsunuz DEM Parti'den? Buranın kentinizin sorunları neler? Sorunları bizim sorunlarımız da çok. Herkesin bir sorunu var. Sokaklarda eksikler oluyor. Herhangi bir şikayetimiz olduğu zaman belki o bize daha yardımcı olur. Oyunuz hangi partiden yana kullanacaksınız? Ya bizimki DEM Parti'dir. DEM Parti. Neden DEM Parti? Ya arkamızdır yani. Temelimizdir. Seçime sayılı günler kaldı. Ne düşünüyorsunuz? Kimin için yani? Yani düşünceleriniz nelerdir seçime dair? Boştur, seçim de boştur. Yani HDP olmasa Türkiye boş. HDP kazanmasa Türkiye kazanmaz. Bundan başka bir yol yok. Tayyip mi kazandı, mi kazandı, Asıl mı kazandı, boştur bunlar hepsi. Hiçbir şey yapamazlar. Türkiye daha kötüye gidecek. Yani Türkiye için, tek Kürtler için değil, yani DEM Parti için değil. Bütün Türkiye için geçerlidir. Yani DEM Partisi gelse başa, her şey düzelir. Değişiklikler olur, bu sıkıntılar belki mesela... Hani demeyiz mesela aniden bu şeyi şey yapacak da, yani bir zaman ister. Ama bunların gitmesi lazım yani, yeter artık. Türkiye'yi böldüler, Türkiye'yi mahvettiler. Mahvettiler yani. Mahallenize hizmet ediliyor mu? Şu an mevcut belediye. Hizmet ya, kim mahalle ya? Ya mahalleyi boş ver. Biz bir şey yapamıyoruz, mahalleyi ne yapacak? Biz perişan olduk, mahalle nasıl olacak? Bütün millet yani isyan ediyor ya. Bakma bu medya elini almışlar, şey yapmışlar. Hep kendi kafalarına göre söylüyorlar televizyonlarda. Burada, sağda, solda. Hep bu iştir yani bunlar. Ne bunlar hizmeti var, ne saygıları var, ne sevgileri var. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Azber vina ami becim, cazip kurmacı becim. Hayyani eşter becim, Kürt sorunu çözmüş de be, Türkiye çözmüş ne abi? O ticari hoş ne abi? Ve devamlı ber harabını ederim. Ve en haraptır bu be. Ya biz DEM Partiliyiz. En hayırlısı bizim için tabii ki de DEM Parti, sol parti. Ama yine de hayırlısı neyse olsun. Neden DEM Parti? Yani biraz büyüklerimizden gördüğümüz kadar mesela bizim ezilme şekillerimiz, haklarımız. Şimdi mesela herhangi bir yere gittiğimiz zaman Kürt olarak, bir işçi olarak, inşaat işçisi olarak bir yere gittiğimiz zaman her zaman sürekli şey olarak görünüyoruz. Nasıl diyeyim, alt kademe olarak görünüyoruz. Hiçbir zaman böyle eşit bir şekilde davranılmamışızdır. Her zaman alt kademeyiz. O yüzden her zaman bir sol parti. Her zaman benim için. Peki DEM Parti'den beklentileriniz nelerdir? DEM Parti'den beklentim şu anda herhangi bir şeyim yok. Sadece biraz daha haklarımızı daha savunmalarını istiyoruz. Haklarımızla ilgili şöyle bir sıkıntımız var. Birçok parti sadece kendi menfaati uğruna hareket ediyor. Ama biz diyoruz ki yani haklar için yapsınlar, insanlar için yapsınlar. Biz sonuçta bir insana oy vermiyoruz. Bir millet olarak bir insana oy veriyoruz. Yani ne yapıyoruz? Bizim için uğraşsınlar, bizim için bir şeyler yapmaya çalışsınlar. Bizim beklentimiz o yani. Yoksa bizim kişisel olarak bir beklentimiz yok. Toplum olarak bir beklentimiz var. Mesela şu mahalleye baktığımız zaman, Dağlıurgül Bahçesi Mahallesi, Kürt bölgesi. Şöyle baktığımız zaman bir parkımız var sadece şu bölgede.
belki burayı az çok biliyor musunuz bilmiyorum ama sadece şurada bir sadece şu parkımız var. Başka parkımız yok. Biraz daha böyle çevremiz biraz daha gelişmesini istiyoruz. Biraz daha kültürel olmak istiyoruz. Artık beklediğimiz tek onlar, başka hiçbir şey değil yani parti olarak. Seçime sayılı bir zaman kaldı. Ne düşünüyorsunuz? Ne diyorsun? İlk başta DEM Parti. DEM Parti'ye vermemiz lazım. DEM Parti'yi çıkarmamız lazım. Düşünce, özgürlük, her şey içinde barış. Doğru mu? DEM Parti için ben herkesi tavsiye ederim. Seçime sayılı bir zaman kaldı. Ne düşünüyorsunuz? Seçim hayırlıysa hangisiyse ona o kazasın. Hayırlısı olan peki? Vallahi biz DEM Parti'yiz yani. DEM Parti'yiz. Neden DEM Parti? İşte adalet şeyi hepsi onda beklenir. Siz hangi partiden yana kullanacaksınız? DEM Parti. Neden DEM Parti? Nedeni yok DEM Parti ya. Siz oyuncu hangi partiden yana kullanacaksınız? DEM Parti yanından. Neden DEM Parti? DEM Parti bizim partimiz. Oyuncu hangi partiden yana kullanacaksınız? Ben kime değilsem ona kullanacağım. Kim sizin? Ha, bizimki, bizimki DEM Parti'dir. Neden DEM Parti? Valla kökenimiz Kürt'tür. Şimdi kökenimiz Kürt'tür. Ben ona kadar Kürt olarak öleceğim. Bak ben uyumu makarna satmam. Yemeği satmam şerefimdir, namusumdur. Namusumu yemeği satmam. Seçime sayılı bir zaman kaldı. Ne düşünüyorsunuz? Ya bizim şu anki görüşlerimiz DEM Parti'ye yönelik. Tabii ki oyumuz DEM Parti'ye. Yani görüşlerimiz bu. Şimdi, neden DEM Parti? Ya çünkü kendi partimiz DEM Parti, Kürt olarak. Yani bu onun için. Peki kentinizin hizmetlerine hizmet ediliyor mu mahallenize? Yani şu an için CHP'nin elinde olduğu için CHP bizim kendi mahallemizde şimdiye kadar ben şahsi görmedim. Peki DEM Parti'den beklentileriniz nelerdir? DEM Parti'den beklentilerimiz ne? Şimdi bizim burada Kürt bayan ablalarımız var. Mesela nasıl söyleyeyim ben size? Kendini Kürtçe ifade edebilecek. Mesela sorunlar varsa bunu Kürtçe rahat bir şekilde ifade edebilme hakkı doğar. Sonuçta şimdi ben bugün Türkçe konuşabiliyorum ama abla mesela kendi Kürtçe ifade eden, pardon Türkçe ifade edemiyor rahat bir şekilde. Mesela sıkıntısı varsa bunu rahat bir şekilde dile getirebilir. Örnek vereyim. Bu yani isteriz tabii ki kazanılmasını. Niye olmasın? Sonuçta bizim halkımız rahat bir şekilde kendini ifade edebilecekse, sorunlarını dile getirebilecekse ne mutlu ki bize yani. Gönlünüzde geçen parti var mı? DEM Partisi, başka yok. Neden DEM Parti? Bizim başka yok. Ben şu an hangi parti başa gelirse aynı sonuç olacağına inanıyorum. Yani hiçbir, hepsinin zaten hepsi rantçı. Hepsi de aynı şekilde. Hangi AK Parti'yi de gördük, CHP'yi de gördük. Birçok röportajda DEM'le değişebileceğini vurguladılar. Peki DEM'le değişir mi? DEM'e de bir şans verilmesinden yanayım. En azından bir onları da görelim. Bir bakalım onlar değişikliği yapabilecek mi? Ve DEM'i de destekliyoruz. Biz DEM Partiliyiz. DEM Parti'ye oy veriyoruz. Onun gelmesi bizim için daha uygundur. Biz ona destek veriyoruz. İnşallah başarırız. Seçime sayılı günler kaldı. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl? Seçime sayılı günler kaldı. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyoruz? Evet. Seçim için. Evet. Biz oyumuzu kendimize vereceğiz. Siz? Ben de kendime vereceğim. Siz kendiniz? DEM. DEM Parti mi? Evet. Neden DEM Parti? Bizim partimiz de ondan. DEM Parti'den beklentileriniz nelerdir? Ne bir şey de beklemezse bizim partimizdir. Seçime sayılı günden kaldı. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi ne düşüneceğiz? Düşüncemiz belli zaten. Düşünceniz ne? Düşüncemiz oyumuzu kullanacağız. Partimizi savunacağız. Odur, başka ne var? Biz hangi partiden yana? DEM Parti. Neden DEM Parti? DEM Parti bizim partimiz. Nasıl? Neden? Peki DEM Parti'nin beklentileriniz nelerdir? Yok, beklentimiz bizimdir yani. Beklentimiz yok.
Yani şunu söyleyeyim, bak Adana özdesini söyleyeyim. Adana özdesinde gerçekten sıkıntı var. Seyhan'dayım, ben Seyhan'da yaşıyorum. 50 yıldır burada oturuyorum. Mardin'den göçtüm, buraya geldim. Yani şuraya bak, hala köy gibi bir yer burası. Bizim sırtımızdan gelip belediye başkanlığı oluyorlar. Bir 30 yıl, 40 yıllık bir tapuyu yıkıyoruz. Kürtler bunlara oy veriyor, iktidara getiriyor. Daha sonra bir daha kimse Kürtlere dönüp bakmıyor. Yani bak buraya bak, mesela burası 800 bin oy nüfusu var. 800 bin oy nüfusunda gençlik parkı yok. Kadın spor konsolosları yok, yaşlılar için bir dinlenme tesisi yok. Yani buraya geliyorlar, seçimden sonra, bir seçimden önce bir vaatte bulunuyorlar, bulunuyor. Ondan sonra bir daha da buraya gelen yok. 800 nüfusu var. Bak şu iş yerine bir bak, böyle bir şurayı bir göster. Burada aşağı yukarı 15-20 tane işçi çalışıyordu. Şu an bak burası kapandı, makinelerimizi sattık, makinelerin yerine makine alamıyoruz. Ciddi anlamda sıkıntı var. Ben şuna inanıyorum, gerçekten böyle baktığımda, tüm siyasi partilere baktığımda bir üçüncü yol dedikleri bir DEM Parti görüyorum. Ama gerçekten, yani gerçekten ben onurlu ve onursuz Kürt diye ayırmıyorum. Yani net söylüyorum, Kürtlerin bu sefer kendine gelmesi, o üçüncü yol dediğimiz o çizgiye dönmesi, yani başka şansımız yok. Ben bunu söylemek, kısaca bunu söylemek istiyorum. Yani anlatacak aslında çok şeyler var ama karşılığını bulur bulmaz bilmiyorum. Evet değerli izleyiciler, bugün Adana'daydık. Seçime dair halkın görüşlerini aldık. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.